Değerli izleyiciler, Harvard Business Review Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Çizginin Üstü adlı programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün çizginin üstüne giden yolda gelişim yolculuğunu konuşacağız. Ve çok değerli bir konuğum var her zamanki gibi. Sevgili Selda Özçelik, bugün bizlerle Akbank Akademi'nin başında olan Selda Hanım, bugün bize hem kendi bakış açısını hem akademileri, kurumsal akademileri hakkında çizginin üstüne giden yolculukta Neler yapabiliriz? E, Nelere dikkat edebiliriz? Aslında e, onlardan bahsedecek. E, Selda Hanım tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, ben sizi e, az çok tanıyorum e, ama e, bugün sizi hazır böyle yakalamışken detaylı ve derinlemesine sorular sorarak da aslında sizin birikiminizden istifade etmeyi planlıyorum. E, eminim bizi izleyen herkes de bugün kendine dair e, çıkarımları olacaktır, e, hayata geçireceği e, kazanımları olacaktır diyorum. Bizim bir klasik yaklaşımımız var. Şimdi programımızın adı çizginin üstü. Bu bir kavram ve herkes de farklı şeyler ifade edebilir. O yüzden ilk sorumuzda biz her da, e, misafirimize şunu soruyoruz. Çizginin üstü sizin gözünüzden ne ifade eder? E, sizin kafanızdaki, sizin algınızdaki çizginin üstü kavramını alalım ve sizi o pencereden dinleyelim istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve sözü size bırakıyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok keyifli. Çizginin üstü deyince tabii hemen aklıma beklentilerin üzerine geçmek, beklenti yaşmak gibi böyle iddialı ve pozitif bir çağrışım geldi. Ben yine de çizginin üstünü ayrıştığımız, farklılaştığımız, kendimize özgü, özgün hale geldiğimiz yer gibi ifade etmeyi istiyorum. Biraz o özgünlük, hani üzerimize giydiğimiz ceketin bize tam olması, daha iyi yakışması vesaire gibi bir algı yarattı bende. Ben, de. ben ee, bir süredir duygusal zeka ile de e, uğraşıyorum. Biliyorsunuz bu duygusal zeka mı IQ mu EQ mu tartışmaları o konuda çok olur. Orada hep şeyi anlatırım. Ee, IQ tabii ki önemli. O bir eşiği atlattıktan sonra ama EQ önemli. Dolayısıyla o çizginin üstüne geçtikten sonra e, IQ ile de aslında kendi özgün tarafımızı buluyoruz. Biraz herhalde o farklılaşmak özgünlük e, oradan bana çağrışım yaptı. Ee, gelişim de bir süreç. Ee, dolayısıyla... gelişim yolculuğuna başladığımızda o ilk olduğumuz halimizden daha iyi olma halini... E, daha iyi bir yere gitme isteğiyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla... o gelişim sürecinde de işte farklılaşıyorsak, ayrışıyorsak... o eşik değerlerin üzerine çıkıyorsak, kendimize özgün bir alan yaratıyorsak... bu e, gelişim... iyi bir gelişim yolculuğudur, iyi bir gelişimdir diyebiliriz herhalde. Selda Hanım... E, kariyerinizi incelediğimde, baktığımda bankacılık gibi zor bir sektörde, finans sektöründe aslında farklı pozisyonlarda bulunduğunuzu görüyorum. Farklı kurumlar altında da çalıştığınızı görüyorum. Ve bugün de Akbank'ın akademisinden sorumlusunuz. Şimdi herkesin hayatında, yani hayatından işine yansıttığı şeyler var böyle baktığımızda kendisinden bir şeyleri ortaya koyuyor veya seçimleri buna göre yapıyor. Sizi bankacılıktaki farklı alanlarda çalışırken bugün akademi tarafına iten bir şey oldu mu? Sizi bu alana yönelten şey var mıdır? Paylaşmak ister misiniz? Tabii. Ben 24 yıldır bankacılık sektörünün içindeyim. Dediğiniz gibi sektörün içerisinde çok farklı alanlarda görev yaptım. E, önce müfettiş olarak başladım. Ardından da bankacılığın temel fonksiyonlarından olan krediler alanında çok uzun yıllar ama kredilerinde çok farklı e, bölümlerinde görev aldım. Yani da hep risk ve riskin yönetimi olan işler yaptım. Şu anda da e, riskten insana, insanın dönüşümüne, insanın gelişimine değen e, başka bir alanda yine bankacılık sektörünün içinde yer alıyorum. E, ben, e, İnsanın aklına, akla gerçekten çok inanan birisiyim. E, rasyonel tarafımı çok besleyen bir işti kredici olmak. Çok da yıllarca severek yaptım. E, ama kariyer çok uzun bir yolculuk ve bu yolculuğun içinde insan bazen e, çok düşünmeden sürekli koşmaya e, devam ediyor. Çünkü enerjiniz var, kaslarınız güçlü, insanlar da çok iyi gidiyorsun diyorlar. Siz de iyi gittiğinize inanıyorsunuz, e, devam ediyorsunuz. Etrafta başka neler oluyor? Ben farklı neler yapabiliyorum, yapabilirim diye çok düşünme imkanınız olmuyor. Fakat zaman içerisinde e, işin geleceği, bu iş teknolojinin gelişmesi vesaire sizi çok farklı şeyleri de e, düşünmeye, yapmaya itiyor. Ben de kariyerimin belli bir alanında işte biraz önce de bahsetmiştim. E, duygusal zeka benim için e, çok ayrıştırıcı bir şey oldu. Her zaman rasyonelliğe, mantığa, akla inanırken aslında duygularla daha akıllı olabildiğimizi keşfetmek benim için büyüleyiciydi. Ben şu an duygusal zeka atölyeleri ve eğitimleri vermeye çalışıyorum. Özellikle gençlerle çalışmayı çok seviyorum. O programa da o yüzden duygularla akıllı olmak adını verdim. İnsana dokunmak, o insanın kariyer yolculuğunda özellikle genç arkadaşların kariyer yolculuğunda bir iz yaratabilmek benim için kıymetli. Şu anda da yaptığım iş bana bu imkanı veriyor. Pek çok insanla bir araya gelip onların gelişim yolculuklarında, onların dönüşüm yolculuğunda onlara yol arkadaşlığı yapıyorum. Aynı zamanda kendim de tabii gelişiyorum, öğreniyorum. Onlardan çok besleniyorum. Dolayısıyla kariyerimin oldukça keyifli bir dönemindeyim diye özetleyebilirim. Ne güzel ne mutlu. Ee, çok da güzel tabirler kullandınız. E, duygularla daha akıllı olmak bence çok böyle nokta atışı bir tabir. Bu arada hemen parantez açmak istiyorum. Sizin gençlerle olan ilişkinizi uzaktan da olsa e, takip ediyorum ve ne kadar çok sevildiğinizi, onlarla olan ilişkinizin ne kadar yakın olduğunu da görebiliyorum. E, i̇nsana gerçekten enerji veriyor ve her seferinde biz de mesela akranımız olan insanlarla bir çalışma yaptığımızda konuştuğumuz şeyler belliyken genç arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda ben hep kendime yeni notlar alarak ayrıldığımı biliyorum. Hafta sonu oturuyorum onlar üzerine araştırma yapıyorum. Bu da insana gerçekten enerji veriyor. Peki Uzaktan değil, siz de çok yakından bizim <laughs> Gençlik Akademimizde bize destek veriyorsunuz. O yüzden orada hakkınızı seve, vermek seve. isterim. Sağ olun, çok teşekkürler, teşekkürler. emeğiniz için de. Eksik olmayın, seve, seve. Şimdi e, akademik kavramı e, kritik bir kavram. E, bunun bir tarihi de var. Yeni bir kavram değil. E, kurumsal akademiler de belli bir süredir hayatımızda. Ben mesela bunu söylerken şunu hatırladım şu an. E, kurumsal kariyerimi ilk başladığımda e, Anadolu grubunda başlamıştım ben. 3 ay boyunca günde 9 saat eğitim almıştık biz. Hem kurumun danışmanlarından hem kurumdaki üst düzey profesyonellerden. 3 ay boyunca bize maaş da ödenmişti. Ve insan tabii o zaman yıllar öncesine baktığında yani öğrenmem için aslında maaş alıyorum. Hiçbir şey üretmiyorum tarzında bir e, mantalite oluşmuştu bizim arkadaşlarımızda. Ve bu bizi etkilemişti ama bir akademiydi miydi bu? Öyle yapısal bir vizyoner ilerleyen bir şey miydi? Çok e, öyle diyemem ama çok fazla kazanımızın olduğunu söyleyebilirim. Zira ben de iç denetimde başlamıştım. İç denetim bir okulu yok. Orada gerçekten birçok şeyi oturtmuştuk zihnimizde. Şimdi akademi geçmişte de vardı, bugün de var. akademimsi şeyler de vardı. Burada bir e, aslında dönüşüm evrim var. Yani bu e, kavramı ve değişimi bence doğru anlamak gerekiyor zihinlerimizde bunu oturtabilmek için. Çünkü çizginin üstüne giden yolda sizin bahsettiğiniz tabire de uyacak şekilde gelişimi destekleyen bir yapı... E, ...incelenip sık dokunması gereken bir yapı gibime geliyor. Bu noktada... E, bu gibi akademi gibi kurumların varlık nedeni nedir? Sizce neden bunlara ihtiyaç duyuyoruz ve aslında bakarsanız bunun temel nedeni eğitim sistemimizdeki eksiklikler mi yoksa geleceğe dair yeni ihtiyaçlar mı? Bunu nasıl tanımlarsınız? Nasıl yorumlarsınız? Sizin de söylediğiniz gibi akademi kavramları belki iş dünyasına çok daha yakın zamanda girdi ama eğitim gelişim birimleri kurumlarda çok uzun süredir var. Ben 98 yılında Akbank'a başladığımda sizin de söylediğiniz gibi uzun bir oryantasyon süreciyle başlamıştık. Başka hiçbir şey yapmadık. Kurumun kültürü, kurumun iş yapış şekli bunu öğrenmeye başladık. Aslında şöyle düşünecek olursak çok uzun yıllar aslında daha statik bir dönem yaşadık. Aslında insanlar başladıkları işlerden emekli oldular. İşler çok fazla değişim göstermedi. Dolayısıyla o ilk eğitimi aldıktan sonra belki zaman içerisinde çok fazla işbaşı eğitim dışında dokunuşlara ihtiyaç yoktu geçmişte. Oysa bugün yaptığımız iş değişmese bile işi yapış şeklimiz değişiyor. Ya da o iş tamamen ortadan kalkıyor ve yerine bambaşka bir iş geliyor. Dolayısıyla akademilerin eğitim gelişim birimlerinin bu anlamda önemi de arttı. Daha fazla çalışanlara dokunmak zorundasınız. Onları hem bugünün ihtiyaçlarına göre o eğitimleri vermek, işi yapar hale getirmek, o yetkinlikleri geliştirmeniz hem de bundan sonra karşınıza gelecek gelişmelere, yeniliklere onları hazır hale, kurumu hazır hale getirebilmek için çalışanlarınıza bu yatırımı yapmanız lazım. O yüzden hem bugüne hem de geleceğe hazırlanmaya başlıyoruz. Üniversiteler yetersiz mi? Üniversiteler tabii ki formal eğitim veriyor. Entelektüel olarak gelişimimiz için çok önemli bir yer. Ben matematik eğitimi aldım ve müfettiş olarak ilk matematik mezunu alınan grup içerisindeydim. O zaman birlikte çalıştığım yönetici bana şey demişti, ''Bu kadar işte işletme, iktisat mezununun arasında kendini şanssız hissetmiyor musun?'' Ben de eşit şans verdiğiniz için burada olduğumu düşünüyorum demiştim e, mülakat sürecinde. Sonra bana dedi ki işe başladıktan sonra, o gün beni güldürdün. E, bankacılık çok zor bir iş değil. Biz sana bu işin nasıl yapılacağını öğreteceğiz. E, dolayısıyla hani e, o zamanki bankacılıkla bugünkü bankacılık aynı değil. E, çok farklı disiplinlerden insanlar e, çalışıyorlar. İşte Akbank'ta biz 2000 teknoloji... Ekibinde çalışan arkadaşımız var. 12 bin çalışanın içerisinde düşünürseniz. Tasarım ekibimiz var. Bambaşka bir disiplin. Bunlar yıllar önce bankacılık sektöründe ya da farklı sektörlerde de çok öncelenen işler değildi. Bugün biliyorsunuz deneyim tasarımı o kadar önemli hale geldi ki her sektör, her kurum içinde tasarım ...çalışanlar var, tasarımla ilgilenen çalışanlar var. Dolayısıyla her konunun uzmanını yetiştirmek... ...ya da o kurumun ihtiyaçlarına yönelik... ...farklı farklı disiplinlerden kişileri... ...kurumun beklentilerini karşılar hale getirmek için... ...bu sorumluluk gittikçe artıyor. İşin bir de tabii sosyal etki tarafı var. Eskiden sadece... Çalışanlar hedefimizdeyken, onlara yönelik bir takım programlar yaparken, bugün birazcık daha kapılarımızı başkalarına da açmaya başladık. Bu enteresan bir nokta, buna özellikle değinmek istiyorum ama bu sohbetimizde en son verdiğiniz cevapta, benim aklımda böyle uyanan bazı şeyler oldu. Şimdi akademiler gerçekten yarın ne olacağını bilmiyoruz yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bugün uğraştığımız, bugün zaman harcadığımız, çözmeye çalıştığımız problemler yarın farklılaşabiliyor. Yani bir emeğin, bir çabanın sonunda çözmeye çalışacağımız problem her zaman değişecek gibi gözüküyor. Geçmişte olduğu gibi belki daha hızlı değişecek. Bu artık aşikar. Ama onu çözme sürecimiz, ona adapte olma o süreci öğrenme sürecimiz genelde benzer oluyor. Yani insan işte o yaşadığı duygusal iniş çıkışlar, zorlanmalar vesaire rasyonel onu parçaları alması, analiz etmesi vesaire. E, o yüzden akademileri ben şu açıdan da çok faydalı buluyorum. E, ne olursa olsun öğrenmenin hayatımızda olduğunu hatırlatıyor. Yani belki o gün yepyeni bir şey yok ama o kasları ayakta tutuyor. Yeni bir şey öğrenmenin verdiği olumlu hissi veya işte bunun takdir edilmesini insanlara yaşatabiliyor. Süreçleri de aslında öğrenme sürecindeki e, dinamizmi de ayakta tutuyor diyebiliriz. Gelelim şu konuya belki bugünün benim için en merak duyduğum sorusu da bu. Şimdi sizin e, yaptığınız çizginin üstü tanımında şu vardı biraz farklılaşıp özgünleşmek, hani özgün olabilmek, kendisi gibi olabilmek ve alışıla gelmişten farklı bir yöne gitmek. Otantizm dediğimiz şey aslında bakarsanız. Şimdi sizin hikayenizde de bu işte ilk girdiğinizde bir matematikçi olarak ilk alınmış olmak. Yani aslında o farklılık kötü bir şey değil. O farklılıktan fayda ve değer yaratabiliyor muyuz? Hem kendimiz için hem de etki alanımızdaki insanlar için. Burada e, sorumlusu olduğunuz ve takım arkadaşlarınızla beraber tasarladığınız Akbank Akademi'de de bir özgünlük olduğunu ben dahil olduğunda daha yakından görmeye başladım. Bu gerçekten sosyal etkiden geçiyordu. Yani 10 binden fazla çalışanı olan çok zor bir sektörde aktif olan bir firma hem kendi ekibini geliştirmek için akademiye özen gösteriyor hem de farklı bir amaçla, farklı bir perspektifle kurum dışındaki insanları da dahil ediyor buraya. E, e, bu tarafta sizi farklılaştıran e, bu sosyal e, fayda bakış açısının biraz derinlemesine dinlemek isterim. Farklı noktalar varsa onları da dinlemek isterim. Ve aynı zamanda kurumsal akademi tarafında emek veren insanlar varsa veya buraya gönül vermiş insanlar varsa eminim sizin anlatacağınız konulardan onların da kendi çizgilerinin üstüne çıkmaları açısından, o özgünlüğü yakalayabilmeleri açısından belki tavsiyeniz olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sosyal etki yaratmak konusunu biz banka olarak çok önemsiyoruz. Sadece Akbank Akademi'nin stratejisi değil, tabii ki bu bizim insan ve kültür ekibimizin birlikte yarattığımız bir strateji. 2016 yılında Akbank'ta biraz önce bahsettiğimiz o işin geleceği, bu değişimin, dönüşümün aslında hızlanması ve bundan sonra da asla bu kadar yavaş olmayacağı gerçeğini görmekle bankayı... Geleceği hazırlamak diye bir program başlatılmış. O dönem ben yoktum. Ama bankanın bu anlamda önemli bir stratejisi var. Burada ne yapıyoruz? Biraz önce söyledim ya, bir bugünün ihtiyaçlarına, bir geleceğin ihtiyaçlarına yönelik programlar yapıyoruz. O geleceğe yetkinliklerini, becerilerini kazandırmak için bugün yaptıkları görevden ve pozisyondan bağımsız olarak arkadaşlarımızı Bankanın stratejik olarak gördüğü belli dikeyler, işte teknoloji, siber güvenlik, analitik, tasarım, sürdürülebilirlik gibi konularda e, yetkinlik gelişim programlarını almışız. Ben geldiğim 2019 senesinden itibaren de bunları tabii ki e, çeşitlendirerek devam ettirdik. Burada önemli bir tecrübe kazandık ve biz bunu e, tüm insan ve kültür ekibindeki diğer arkadaşlarımla birlikte... E, Gençlere de ulaştırmamız gerektiğini, bunun bir sosyal bizim için e, sorumluluk olduğuna inandık. Çünkü biz bu ekosistemin önemli bir paydaşıyız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ailelerimiz, gençler, çocuklar, yani bu toplumun önemli bir parçası ve gelişim herkesin ihtiyacı, eğitim e, gerçekten temel bir hak ve bizim e, bu geleceğin yetkinliklerine, işin geleceğine gençleri hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz olduğuna inanarak. Gençlik Akademisi'ni kurduk. Ee, aslında e, biz kurduk ama bütün Akbankların sahiplendiği bir program oldu. 2021 yılında 40 binden fazla üniversite öğrencisine ulaştık. Ee, biraz böyle veriye e, takıntılı biriyim ben. E, YÖK'ten bütün üniversitelerin e, datasını aldık. Bizim her üniversitede, Türkiye'de 200'den fazla üniversite var. Her bir üniversitenin %4'üne dokunmuşuz. Bizim programlarımıza gençler katılmış. Sadece iki üniversitede biraz aşağıdayız. Bu kadar kapsayıcı olmak bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla gençlere bu anlamda geleceğin iş yaşantısına hazırlıyor olabilmek işin bir boyutu. Bir yandan müşterilerimize karşı da sorumluluklarımız olduğunu düşünüyoruz. E, dijitalleşme, e, yeşil dönüşüm bunlar özellikle COI segmentindeki e, müşteriler açısından çok önemli. Eğer bu değişime ayak bu dönüşüme ayak uyduramazlarsa aslında maalesef ayakta durmaları rekabete dayanmaları çok zor. Dolayısıyla onlara yönelik programlar yapıyoruz. E, kadınların özellikle teknoloji alanında görünürlüğünün artırılabilmesi için, İş hayatına ara vermiş kadınların tekrar iş hayatına dönebilmesi için onlara özel programlar hazırlıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Ardından da istihdam özellikle öncelikle bankada. Ama sadece bunun Akbank'ta olamayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla bunu bir sos, e, sorumluluk olarak, e, bir sosyal etki programı olarak yönetiyoruz. E, bu anlamda ben de ayrıştığımızı e, ve bu sosyal etkinin hepimize çok iyi geldiğini düşünüyorum. Akbanklar arkamızda derken hemen eklemem lazım. 40 bin öğrenciye dokunduk 2021 yılında. Bunun 25 binini Akbank'ların verdiği eğitim programlarıyla gerçekleştirdik. Bu aslında bankanın içinde de bir kültürel dönüşüm, bildiklerimizi anlatmak, paylaşmak ve gençlerden beslenmek açısından büyük bir bize enerji verdi. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ne güzel, ne mutlu gerçekten çalışanların böyle dahil edildiği süreçlerde ben şöyle bir etki olduğunu da düşünüyorum. Hani bir söz vardır, yaklaşım vardır. En iyi öğrenme aslında öğretebilmekten geçer. Yani onu küçük parçalara ayırıp basit şekilde aktarabilecek bir kıvama geldiğimizde evet artık o konudaki öğrenimiz artmış oluyor. Bir de herkese sahipleniyor lütfen. Bir de tabii işte sahiplenmek dediniz. Hepimiz aslında yaptığımız işin bir süre sonra ne kadar önemli olduğunu, başkaları için ne kadar ilham verici olabileceğini de unutuyoruz. Dolayısıyla ben ilk mesela programlar başladığında arkadaşlarım kapısını çalıp ya sen anlatırsın bak çok güzel işler yapıyorsun, gençlere nasıl anlatacağım, ne anlatacağım, ilgilerini çekmez gibi bir takım kendilerince görüşleri vardı. Fakat şimdi gelip ben şunu anlatabilirim, ilgilerini çeker diye düşünüyorum, ne dersin diyorlar. Dolayısıyla o bakış açısının yerleşmesi de Mutluluk verici gerçekten. Ne güzel. Onları da aslında gördüğüm kadarıyla bu yolculukta... ...o dediğiniz özgünlük tarafında destekleyen... ...ve kendi bakış açılarıyla bu sürece destek olabilecek... ...değer katabilecek bir kıvama gelmelerine yardımcı olmuşsunuz. Ne mutlu. Ee, güzel bir, bir, bir fayda. Ve bu arada veriye takıntım var dediniz. Bence çok güzel bir takıntı. Devam edin. <laughs> Peki. E, samimi paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum. Şunu da sormak istiyorum. Yani bugün işte özellikle COBİ'ler veya işte farklı evet büyük kurumlarda akademiler olabiliyor. Bunun üzerine uzun zamandır çalışılmış olabiliyor ama özellikle bu yıllarda COBİ'ler ve işte o büyüme yolunda daha emin adımlar atmak isteyen ve gelişme gerçekten değer veren yapılar var, organizasyonlar var. Buradaki yöneticileri düşündüğümüzde onlar da ne yapmak istiyorlar? Tabiri yerindeyse organizasyonlarını, e ekiplerini, takımlarını çizginin üstüne taşımak istiyorlar. E, günümüz şartlarını ve geleceğin ihtiyaçlarını düşündüğümüzde, bu yolda emek veren, e, akademinin değerini bilen ve buradan bir değer üretmek isteyen, kurumsal akademiler bazında konuşuyorum tabii ki, e, yöneticilere, profesyonellere, belki iş sahiplerine, patronlara e, bir öneriniz olur mu? Olmazsa olmazlar nelerdir? Nelere dikkat etmeleri çok kritik? E, ben açıkçası öğrenme deneyiminin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, Hepimizin, e, Galileo'nun e, filozof ve bilim insanı biliyorsunuz çok önemli bir e, düşünür. Bir lafı var, hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz ancak içlerindeki öğrenme aşkını, heyecanını e, harekete geçirebilirsiniz diye. E, bu öğrenme heyecanını canlı tutabilmek, ömür boyu artık öğrenmemiz gerektiğini, bu gelişimin bir süreç olduğunu ve hiçbir zaman durmayacağını... E, hepimizin biliyor ve bunu hissediyor olması lazım. Ancak bunu insanlara gösterebiliriz. Dolayısıyla doğru bir öğrenme deneyimi yaratabilmek, her kişinin özgün olduğunu, farklılıkları olduğunu ve ona özgün bu eğitimi, gelişim fırsatını ona sunabilmek çok önemli o veriye takıntı kısmı aslında mesela akademide ben kimler hangi günün hangi saatlerinde bizim akademi portala girmişler? Hangi eğitimlerde? Hangi dakikada çıkmışlar? Çünkü artık yüz yüze eğitim, senkron eğitim evet hayatımızda her zaman olacak olmalı. Çok da özledik bu pandemi sürecinde ama dijitalleşmenin etkisiyle o asenkron işte online çevrim içi eğitimlerin bu hibrit yapının karma yapının da devam edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla insanların o kendi öz disiplinleriyle, kendi hızlarıyla, kendi öğrenme metotlarıyla öğrenebileceği bir yapıyı onlara kurmamız lazım. O yüzden oradaki veriyi takip etmek, o, o izleri takip ederek herkese özgün o eğitim programlarını, gelişim programlarını sunabilmek çok önemli. Ama ben hepsinin ötesinde kurumun stratejisiyle çok uyumlu olması gerektiğini eğitim gelişim birimlerinin ya da akademilerin düşünüyorum. Hatta akademilerin kurumun önünde koşması lazım. Önce kurum akademi açmalı ki o alanı ondan sonra kurum o yöne doğru gidebilsin. O yüzden bu anlamda strateji geliştirmek, eğitimin doğru içeriklerde hazırlanıyor olması, eğitim analitiği, eğitim teknolojileri artık bunlar olmazsa olmazları akademilerin. Bunların hepsi bir araya geldiğinde de o öğrenme deneyiminin işte mükemmelleştirilmesi için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bunlar akademiler için olmazsa olmaz diye özetleyebilirim. Bizim gerçekleştirdiğimiz çalışmada hem kurumlar bazında yapıyoruz ama bizim burada bahsettiğimiz tabii daha çok Türkiye genelinde yaptığımız çalışma. Şöyle bir ibare var. Yani bir kitlenin iş dünyasında çalışan, ve ofis çalışanların üzerinde yaptığımız bir çalışma. Türkiye'deki beyaz yaka çalışanların aslında o değişimin, dönüşümün, adaptasyonun olduğu heyecan alanına geçebilmelerine destek olabilmek için en önemli unsurlardan biri cesaretlendirme olarak gözüküyor. Cesaretlendirme tarafındaki detaylara baktığımızda da en önemli unsurlardan biri o eğitim yani gelişme. Evet diyor ben bu hayatın getirileriyle beraber belirsizlikle bilmediğim, öğrenmediğim daha önceden konularla karşılaşacağım. Bunu doğal karşılayan bir yapıda çalışıyorsam, ve tabiri yerinde ise bu e, nasıl diyeyim size o alanda sahaya çıkmadan önce bu konuda donanım sağlayabileceğimiz sağlayabilecek bana bu konuda destek olabilecek yapılar varsa bir bakış açısı varsa kurumumda ben cesaretlendirilmiş bir çalışanım tarzında bir yaklaşım oluşuyor. O yüzden e, yarın neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyoruz ama öğrenme sürecinin her zaman o adaptasyon sürecinde yeni şey öğrenme ve dediğiniz gibi o özgün yapımızı da ortaya koymamıza yardımcı olabilecek yapıların değeri her geçen gün artacak gibi geliyor ben benim tarafımda da. Ama burada her şeyde kuruma yüklememek lazım diye düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz de eğitimlerimizde hep şeyi söyleriz veya işte konuşmalarımızda, seminerlerimizde. Yani bir kişi de bir merak kıvılcımı yaratabiliyorsam ben o gün kendimi şanslı hissediyorum. O yüzden de referansları vesaire de paylaşırım. Çünkü Merakı canlı tutmak lazım. Merak duyanı bir e, en azından ben de öyleydi gençliğimde bir yol arardım ve o zaman internet bu kadar işte şey değildi, yaygın değildi. Gerçekten işi erbabı insanla ulaşmakta kolay olmuyordu. Ben o yüzden o kendi gençliğimde yaşadığım şeyleri düşünerek e, herkese bir referans paylaşmak, bir farklı bir yol göstermek, o merakı beslemek için önemli olduğunu düşünüyorum ve her şeyin aslında eninde sonunda kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada hatta e, izninizle sizle e, bir gözlemi de paylaşmak isteyeyim. E, benim gibi kurumsal hayatta başlayıp sonrasında hayatını değiştiren ve kendi işini yapmaya başlayan e, abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız olabiliyor. E, ve bizim gibi danışmanlık veya böyle gelişim süreçlerine odaklanan bir e, yolda ilerliyorlarsa, ilk senelerde mevcut tecrübelerinden çok faydalanabiliyorlar. Gerçekten çok güzel işler de çıkarıyorlar ama sonrasında şunu fark ediyorum. Belki bende de olmuştur bilemiyorum ama gelişim süreçlerinde zayıf kalabiliyor insanlar. Bunu kişiye indirgemek tabii çok zor ama orada şunu fark ediyorum. Mesela diyelim ki bir kurum var. O kurum gerçekten çok çok iyi bir akademi kurmuş ve o kişiyi yakından takip ediyor. İhtiyaçlarını çok iyi anlıyor. Durma öne diyor ki bu eğitim alabilirsin, bu tarafta gelişme açıksın. Bak sana feedbackler böyle geldi. Hadi gel bu yolda seni destekleyelim diyor. Bu altın tepsi de önümüze sunulunca sonra e, oradan ayrıldığımızda bir böyle sudan çıkmış balığa dönüyoruz gibime geliyor bazen. E, bir kişiye yani profesyonel hayatta yolunu bulmak isteyen Çizginin üstüne çıkmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen bir kişiye, yeni şey öğrenmek isteyen bir kişiye ne önerirsiniz? Her şey kuruma bağlı yoksa kişiye mi bağlı? Kişinin bu işi nasıl ele alması gerekiyor? Valla siz sorunun içinde bütün cevapları Yapmayın verdiniz ya. aslında. İlk başta dediniz ki eğitim kişinin kendi sorumluluğundadır. Çok doğru bir şey. Bilmediğimiz şeyden korkarız. Dolayısıyla o bilme, bilmediklerimizi, bilinmezleri ne kadar aza indirebilirsek, işte geleceğe hazırlanabilirsek, o bilinmeze hazırlanabilirsek, o bizi korkulardan uzaklaştırır ve o cesaretli adımı atabiliriz. Ben bir de hani dedim ya kariyer uzun bir yolculuk. Dediğiniz gibi belki ilk başlarda öğrendiklerimiz işte üniversiteden, Yeni mezun olduğumuz zaman e, cebimizde getirdiklerimiz e, yolda bir yerde tükeniyor. Bir yandan da pek çok şey değişiyor, gelişiyor. Başka şeyler de öğrenmemiz gerekiyor. E, ben biraz e, kariyeri hep anlatırken navigasyon örneğini veriyorum genç arkadaşlarla konuşurken aslında burada da aynı şey. Yani arabanızda benzininiz yoksa biraz e, işte trafikte sıkışıksa. Gidecek başka yol da yoksa mecburen kenara çekip biraz beklemeniz lazım. Ee, ama en yakın istasyona gidip benzininizi doldurmanız lazım ki yola devam edebilin. <laughs> Dolayısıyla önce insanın kendini keşfetmesi lazım. Ee, hangi konularda güçlü, hangi konularda gerçekten e, desteklenmeye, gelişmeye ihtiyacı var? Sizin demin söylediğiniz merak, yani o merakı bulması, o merakın, o heyecanın peşinde gidiyor olması lazım. Şu an kaynak o kadar çok ki isteyen için doğru bilgiye ulaşmak konusunda işte Ivy League okulları biliyorsunuz pandemi döneminde dünyanın en iyi üniversiteleri bütün kaynaklarını açtılar. Ama siz onu sadece eğitimi yapmış olmak için yaparsanız ya da sadece sertifika Alayım, CV'me koyayım derseniz, isterleştirmezseniz, o kendinize özgün hale getirmezseniz, bu bir gelişim fırsatı değildir. Dolayısıyla ne yapmak istediğinizi bilmek, illa varmak istediğiniz noktanın çok keskin olması gerekmiyor ama yine de bir hedefe doğru yola çıkmak lazım. Evet, yolda navigasyon yol koşullarına göre bambaşka yollar gösterebilir. Siz vazgeçip başka bir rotaya... sapabilirsiniz ama... işte cebinizi... dolduruyor olmanız... önemli. Ee, vallahi bu söylediklerinizden kendime şu notu aldım. Ee, kendini iyi tanımak. Meraklarını, merak alanlarını doğru... Anlamak, bunları doğru tespit etmek, enerjisini biraz daha o tarafta harcamak ki sanırım zaten orada o zaman işte sizin verdiğiniz metaforik örnekteki dışarıdan belki yakıt almaya da ihtiyacımız olmayacak değil mi? Sadece yol kat etmeye ihtiyacımız olacak o merakla. E, ve öğrendiğimiz şeyleri içselleştirmek kadar e, özgünleştirmek. Bu çok kritik bir şey gerçekten ve e, bir büyüğüm bana bir gün şu soruyu sormuştu bir kitap okumuştuk işte üzerine konuşuyorduk vesaire. Ee, sen de düşünüyorsun dedi. Ben de hani kitaptaki alıntı üzerinden konuştum. Gayri ihtiyara bu sohbet giderken başka bir gün bana şunu söyledi. Ee, en son ne zaman düşündün dedi. Yani tam okuyoruz, tüketiyoruz vesaire ama en son ne zaman düşündün dedi. yani Durmadan düşünüyorum dedim. Ee, öyle düşünce tabii ki öyle. Şöyle sorayım o zaman. En son ne zaman müzik dinledin dedi dedim bugün arabada dinledim. Peki gerçekten kendini vererek bütün o müziğin tınısını, tüylerini diken diken edecek şekilde dinledin mi?" dedi. "Hayır" dedim. "O zaman en son ne zaman dinledim "Bilmiyorum" dedim. "Düşünmek de böyledir" dedi. "Yani her şeyi kapanıp gerçekten tüm uyarıcılara karşı öğrendiğin şeyi, üzerinde durduğun konuyu derinlemesine düşünmen, işte o da özgünleştirmenin güzel bir onu yolu gibime geliyor ve dünyanın da herhalde en zor zanaatı kendimizi tanıyabilmek olsa gerek." Ee, peki, e, çok hoş bir sohbet oluyor. Teşekkür ediyorum. E, son olarak da size şunu sormak istiyorum. Şimdi... E, ...genelde... ...benim hani... ...nacizane, bunca yıl yaptığım çalışmalarda şunu görüyorum. Bir kişi, bir organizasyon... ...alışılığa gelmişin ötesine bir adım atıyorsa, bunu bir yerde bırakmıyor. Sonrası da geliyor adım adım yani bunu aslında planlıyor ve sonrasında farklı adımlar geliyor. Şimdi sizin e, akademi tarafındaki yönlendirmenizi tecrübelerinizi dinlerken Akbank de tabii ki dokunduk ve oradaki sosyal etki konusunu konuştuk. Sosyal etki gerçekten ben içini tecrübe etmiş biri olarak oradaki enerjiyi çok iyi aldığımı söyleyebilirim ama e, ben daha önce biraz önce e, dile getirdim varsayımdan da bunun ötesine geleceğini varsayıyorum. Ve bu noktada eğer müsaadeniz varsa bunu da dinlemek isterim. Hani Akbank Akademide bizi neler bekliyor gelecekte? Aslında akademi dünyasında belki gelecekte dünyayı ve bizleri neler bekliyor? Hatta şunu da araya sıkıştırmak isterim. Sizin örnek aldığınız böyle gerçekten süper örnek böyle global örnekler var mı bu alanda? Onları da duymak isteriz. Ben öğrenen organizasyon olmayı çok önemsiyorum bu söylediğiniz şeyi yapabilmek için yani bütün bu konuştuğumuz çerçevedeki işleri yapabilmek için nasıl kişilerin kendi sorumluluğundaysa organizasyonların da öğrenen organizasyon olması gerekiyor. bizim en büyük 2022 stratejilerimiz için akademideki yönetici arkadaşlarımla birlikte oturduğumuzda en tepeye biraz önce söylediğim öğrenme deneyimini koyduk. Ama tepeye bunu koyunca aslında altına koyduğumuz her şey, bütün stratejiler hep öğrenme deneyiminin işte besleyen şeyler oldu. Bir kere artık teknoloji, eğitim teknolojileri tarafı gerçekten çok gelişti. Daha da hızlı gelişecek. Deneyim bence öğrenme yolculuğundaki en ayrıştırıcı şey. Yani teorik bilgiyi kendiniz öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz, işte bir sürü açık kaynak var. Ama onu deneyimlemek ve kendinize özgü hale getirmek Bambaşka bir süreç. Biz yıllardır aslında bu ters yüz öğrenme dediğimiz, karma eğitim dediğimiz şeyi Akvank'ta yapıyoruz. Arkadaşlarımızı önce kendileri online eğitimleri tamamlıyorlar, teorik bilgilerini tamamlıyorlar. Sonra simülasyonla uygulama için bir araya geliyorlar. Bir de en çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi birbirinden öğrenme. Yani öğrenen organizasyon olma yolculuğunda birbirimizi besleyebilmek çok önemli genelde biliyorsunuz bu eskiden hep yukarıdan aşağıya doğru bir şeyken şimdi işte peer to peer ve tersine bu beslemeler çok kıymetli olmaya başladı o yüzden biz bir araya gelip o hatalardan beslenme birbirimizden öğrenme kültürünü çok destekliyoruz o yüzden bundan sonraki yapımızda da eğitim programlarımızı yine bu karma ...hibrit modelde yapmaya devam edeceğiz ve eğitim teknolojilerini... E, ...gerçek anlamda kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuda... ...çok ciddi gelişmeler var. Onları takip edip uygulamaya almaya çalışıyoruz. Öğrenme deneyiminin içinde biraz önce de söylemiştim, kişiselleştirme, o bireyselleştirme çok önemli. İşte o datayı o yüzden sürekli inceliyoruz. E, hafta hafta kim ne kadar eğitim yapmış, ne kadar... E, ...saat bu işi harcamış, bunları ölçümlüyoruz şu anda ya da bir programın içerisinde nerede arkadaşlarımız hata yapmışlar ve onları düzeltmek için biz onlara işte o sadece o hataya özgün ne gönderebiliriz? Yani bu kişiye özel yapay zeka destekli o öğrenme alanını Akbank'ları açmaya gayret edeceğiz önümüzdeki dönemi ama sosyal etki tarafı bizim en böyle gönlümüzü titreten taraf dediğiniz gibi orada da gerçekten güzel projelerimiz var. Kadınlar önemli bir bizim burada çalışma alanımız. Biraz önce bahsettiğim projelerin yanı sıra başka rol model, Akbank'lı kadınların rol modeli olup sosyal toplumda farklı kesimlerde bir araya geleceği, projeler yapıyoruz. Artık çalışanları ailelerinden ayırmak mümkün değil. Özel hayat, iş hayatı dengesi biliyorsunuz bu zaman ve mekan bağımsız çalışmayla biraz karışık hale geldi. Dolayısıyla ailelerimizi de kapsayan büyük bir program tasarlıyoruz. Çok yakın zamanda onun da lansmanını yapacağız. Kobiler arkasından farklı müşteri gruplarımız da gelecek. Dolayısıyla e, heyecanlıyız. E, özellikle çocuklar ve büyüklerimizin bir araya geleceği eğitim programları herkesin bu anlamda birbirini besleyeceği, o etkinin etkileşimin yüksek olacağı programları hayal ettik, e, yazdık, çizdik, e, yakın zamanda da inşallah uygulayacağız. Ne güzel insanın böyle bir hayalinden sonra somutlaştırmaya başlaması, o süreçte emek veren arkadaşlara bir göz göze gelmesi, bak yapıyoruz diyebilmesi gerçekten çok güzel bir duygu ve gelecekteki yeni süreçlere de daha cesur, cesaretli şekilde girmesine destek oluyor. Aynı zamanda bu hep kuşaklardan bahsedilir. Kuşaklar arasında köprü olma e, tarafında da bir sosyal etki var aslında anladığım kadarıyla, çıkarabildiğim kadarıyla. Ne güzel böyle etkisi dalga dalga yayılan bir e, süreç bakış açısı. Evet. Bu noktada şeyi de eklemek istiyorum. E, bu sosyal etki gönülümüzü titretiyor dedim ya, kimin kapısını çalsak hiç hayır demiyoruz. Hı hı. E, bu sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarının yani 17 maddesinin, 17'si de çok güzel ama 17. madde çok özel. Hı hı. E, i̇nsanın bunu tek başına ya da bir kurumun tek başına yapması değil, Birlikte yapabilmek çok güzel. O yüzden e, işte iş ortaklarımızla aynı e, etkiyi, aynı der, e, meseleye dertlenen e, iş ortaklarımızla, sizin gibi değerli danışmanlarla bu etkiyi çoğaltıyor olmak da ayrı bir mutluluk, e, önemli olduğunu düşünüyorum toplum açısından. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Kendi heyveme bazı notlar aldım ve üzerine düşüneceğim yeni noktalarım oldu <laughs> sayenizde. Eminim bizi dinleyenler de belli noktaları e, bu YouTube'a yükleyeceğimiz videoda geri geri alıp böyle kendi notlarını alacaktır. E, ben çok farklı e, profesyonel hayattan, çok farklı yaşlardan ve seviyelerden arkadaşlarımızın bu tarafa e, kendilerine böyle çok farklı yerlerden cımbızla seçkiler yapacaklarına inanıyorum. E, ben çok keyif aldım. İyi ki geldiniz, şeref verdiniz. E, umarım bu sohbetlerimiz daha da böyle derinlemesine devam eder. Ben en son şunu söylemek isterim, sormak isterim. Yani e, eklemek istediğiniz bir şey varsa, değinmediğiniz bir şey varsa bize bu e, gelişim ve çizginin ötesine giden yolculukta e, hem kişisel gelişimlerimiz için, bireysel gelişimlerimiz için hem de etrafımızdaki organizasyonu geliştirmek için bir tavsiyeniz, görüşünüz varsa e, son söz olarak onu da almak isterim. E, yoksa yavaş yavaş programımızı kapatacağız. E, eğitim herkesin kendi sorumluluğunda diyelim, gelişim kendi sorumluluğunda. O bu güzel heyecanlı bir yolculuk umarım herkes güzel yol arkadaşlarıyla gitmek istediği yere keyifle ulaşır ben de burada olmaktan sohbetten çok keyif aldım gelirken de e, Akbank olarak e, bizim insan kültür ekibimiz, inovasyon ekibimiz Akbank'le beraber strateji ekibimizle e, Türkçe'ye kazandırdığımız Bernard Mar'ın Yapay Zeka Devrimi kitabını da size hediye etmek isterim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bunu büyük keyifle üzerine notlarımı da okuyacağım. Her satırında da sizleri hatırlayacağım. <laughs> Eksik olmayın. Çok çok sağ olun. Ee, bu arada kitap demişken ve herkesin kendisinden sorumlu olduğunu söylemişken de Erhan hocamızı da anmadan gitmemizin bir anda çağrışım yaptı kendisi. Peki efendim çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bir Çizginin Üstü programında sonuna geldik. Değerli ve çok sevgili Selda Işıl bizlerleydi. Kendisiyle Çizginin Üstüne Giden Yolculuk'ta akademileri ve gelişim konusunu konuştuk. Harvard Business Review Türkiye stüdyolarında bugünkü yayınımızı sona erdiriyoruz. İlerleyen günlerde Çizginin Üstüne Yolculuk'ta hangi konulara değineceğiz, hangi konuklarla beraber olacağız, sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizi izlemeye devam edin, kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Obrigado.